İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sınar. Armenek Abrahamyan'ın Gomidas'ın 155. yıldönümüne ilişkin konuşması, Batı Ermenistan'ın kültürel mirasını yaşamak ve korumak hakkımızdır. 27 Eylül, 2. Arsa Savaşı'nın 4. yıldönümü. Massis ve Fransız Aix-en-Provence kardeş şehirler oldu. Batı Ermenistan'ın evlatları İsrail Ori, Savaştan 4 yıl sonra DNA'sı tespit edilmemiş fakat gömülmemiş 88 askerin cesedi var. Lübnan'da ölenlerin sayısı 600'ü aştı. Vasilis Palmas, Armenosit kurbanlarının anıt kompleksini ziyaret ederek kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu. Bugün önemli bir gün. Muhterem Gomidas'ın 155. yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan şu konuşmada bulundu. Gomidas yalnızca Ermeni müziğinin en büyük isimlerinden biri değil, aynı zamanda ulusal kimliğimizin simgelerinden biridir. O şu anda varlığı, hakları ve kültürü için mücadele veren topraklarda Batı Ermenistan'da doğdu. Haklarımızı korumanın her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz.'' Artah Ermeniler de Batı Ermenileri gibi azınlık değil yerli bir halktır. Batı Ermenistan halkı dünyanın kendilerini yerli halk olarak tanıması için mücadele ediyorlar ve her halkın kendi topraklarında yaşama ve hayatta kalma hakkını talep ediyorlar. Bizim hakkımız tüm halkların hakkı olan kültürümüzü, dinimizi, geleneklerimizi koruyarak yaşamak ve geliştirmektir. Bizler Batı Ermenistan'da haklarımızı korumak ve bize ait olan zenginliği geri kazandırmak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde çalışıyoruz. Batı Ermenistan olarak mirasımız, topraklarımız ve kültürümüz, korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gereken manevi ve maddi değerlerimizin temel taşlarıdır. Gomidas'ın müziği, kültürümüzün önemli bir parçası, kimliğimizin temelidir. Onun müziğini dinleyerek binlerce yıldır var olan milli manevi ve kültürel mirasımızda iletişim kuruyoruz. Bugün kökleri yüzyıllar öncesine dayanan, yaşayan, korumamız ve aktarmamız gereken bir dil olan Ermenice'yi konuşuyorum. Ben Ermeniyim ve bu dil benim kimliğimin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz dini bir azınlık değiliz varlığı Hristiyanlığın çok öncesine dayanan yerli bir halkız. Güçlü ve bağımsız tarihi Ermenistan'ımızı bize hatırlatan büyük dikranın mirasına sahibiz. Sadece güçlü bir devletimiz olmadı. Aynı zamanda korumak ve yaşatmak zorunda olduğumuz zengin bir dilimiz, kültürümüz, dinimiz ve geleneklerimiz de var. Bugün Gomidas'ın müziğini dinleyerek Sadece onun eserlerinden keyif almıyoruz. Aynı zamanda kültürümüzü ve kimliğimizi yeniden canlandırıyor ve yeniden perçinliyoruz. 27 Eylül, 2. Artsakh Savaşı'nın başlamasının 4. yıl dönümü. 4 yıl önce tam da bugün 44 gün süren ve Doğu Ermenistan ile Artsakh için en zorlu sınavlardan biri haline gelen savaş başladı. Bakü, Türkiye'nin desteğiyle sivil halka da karşı olmak üzere roket, top, ağır silahlar, insansız hava araçları ve yasaklı silahlar kullanarak geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Saldırı sonucunda Bakü, Artsak'ın Hadrut bölgesini, Şuşi'yi ve Ermeni kontrolü altındaki komşu güney bölgelerini işgal etti. Savaşta her iki tarafta büyük kayıplar verdi. Binlerce asker ve sivil öldürüldü. Çok daha fazlası da yaralandı. 9 Kasım 2020'de Doğu Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında üçlü deklarasyonun imzalanmasıyla çatışmalar sona erdi. Bu anlaşma çerçevesinde Azerbaycan o zamana kadar Ermeni güçlerinin kontrolünde olan Arsaha komşu 7 bölgenin geri kalan topraklarının da kontrolünü ele geçirdi savaşın gidişatı, savaşın ikinci haftasında Cebrail'in düşüşü, üçüncü haftada Hadrut kaybı, savaşın beşinci haftasında Azerbaycan kuvvetlerinin Şuşi'nin kalelerine girmesi ve sonuçta Şuşi'nin düşmesine yol açtı. Genişleyen Masis şehri ile Fransa'nın Exan Provence kenti arasında kardeş şehir olma antlaşması imzalandı. Fransa ile Doğu Ermenistan arasında 24 Şubat 1992'de resmi diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve iki toplum arasında oluşan sıcak, dostane ilişkilere dayanarak bu bağların güçlü ilişkiler ve işbirliği faaliyetleri kurarak güçlendirilmesini isteyen iki taraf anlaşmaya vardı. İlişkileri derinleştirmek amacıyla adillik ve tarafsızlık ilkeleri rehberliğinde Aix-en-Provence şehri ile Marsilya şehri deneyim alışverişini teşvik etmeyi geliştirmeyi ve yerel kalkınmanın yararına ortak projeler uygulamayı taahhüt eder. Başta gençlik ve eğitim olmak üzere kültür, dayanışma, sürdürülebilirlik, ekonomi, güvenlik ve spor alanlarında yenilikçi teknolojiler iki ülke arasında kurulan ilişkiler doğrultusunda yürütülmektedir. Anlaşmayı imzalayan taraflar aynı zamanda iki toplumun vatandaşları arasında ortaklığın ve dostane ilişkilerin geliştirilmesini de teşvik edecek. İsrail Ori, Ermenistan'ın Osmanlı ve İran boyundurundan kurtuluşunun destekçisiydi. Hayatının çoğunu Ermeni halkının kendi topraklarında bağımsızlığını kazanması için Avrupalı güçlerin desteğini sağlamaya adadı. 1658'de Güney Ermenistan'ın Sünik bölgesinde doğan İsrail Ori soylu bir aileden geliyordu. Avrupa'yı dolaştı ve çeşitli prenslere ve liderlere başvurarak onlardan Ermenistan'ın bağımsızlık davasına yardım etmelerini istedi. Aynı sorunla ilişkili olarak Papa, Avusturya İmparatoru Leopold, Toskana Dükü, Fransa Kralı 14. Louis ve Rusya Prensi Büyük Petro'nun danışmanlarına başvurdu. Ori, hedeflerine ulaşamadan ölmesine rağmen Ermenistan'ın bağımsızlık davasına olan bağlılığı, özgür ve bağımsız bir Ermenistan mücadelesi de dahil olmak üzere sonraki yüzyıllarda birçok ulusal kurtuluş hareketinin öncüsü oldu. Johovurt, Halk adlı günlük gazete, 44 gün süren savaşın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Moklar'da hala DNA'sı tespit edilmiş fakat gömülmemiş 88 asker kalıntısının bulunduğunu yazıyor şehitlerin ebeveynleri ilgili makamlara güvenmeyerek ve elde edilen verilerin gerçeklikten uzak olduğunu düşünerek DNA incelemesi sonuçlarını kabul etmeyi reddediyor. Doğu Ermenistan Ulusal Meclisi İnsan Haklarını Koruma Komitesi Başkanı Takuhi Tomasyan bazı ebeveynlere tutarsız fiziksel veriler içeren kutsal emanetler verildiğini kaydetti. Ayrıca ebeveynlerin oğullarının esir olduğunu öğrendiği ancak adının listeye dahil edilmediği durumlar da oldu. Lübnan hükümeti İsrail'in hava saldırıları sonucunda Lübnan'da ölenlerin sayısının 600'ü aştığını açıklayarak pazartesi günü başlayan saldırının devam ettiğini bildirdi. Lübnan bugün düzenlenen hava saldırısında bir aileden 4'ü çocuk 9 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Batı tarafından terörist olarak tanımlanan Hizbullah da İsrail'in saldırılarına tepki olarak İsrail yönüne roket attıklarını duyurdu. Reuters ajansı İsrail tarafının çok sayıda roketi etkisiz hale getirmesine rağmen İsrail'in kuzey bölgelerinde normal yaşamın bozulduğunu yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer bazı ülkeler derhal 21 günlük ateşkes ilan edilmesini teklif ediyor. İsrail Başbakanı bugün teklifin tartışıldığını duyurdu. Binyamin Netanyahu'nun New York'a gitmesinin ardından ofisi, Başbakanın silahlı kuvvetleri operasyonlara tam güçle devam etmesi talimatı verdiğini belirten bir açıklama yaptı. Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anıt kompleksi olan kırlangıç yuvası Zidernakapert'i ziyaret ederek kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu. Bakan anıta çelen koydu ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosuz kurbanlarının anısını yaşatmak için sonsuzluk ateşinin yanına çiçekler bıraktı. Kuzey kısmı Türkiye tarafından işgal altında bulunan Kıbrıs, Armenosidi kabul eden ülkelerden biridir ve ayrıca bizim stratejik ortağımızdır. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.